Nasıl bir tepki bekliyordu ki? Bu ne lan? Konflikt sinematik evren 1. bölüm. Kara gümrük yangını. Sesli kitap. Oğlum siz deli misiniz ya? What the fuck? İçinde canlı bulunan gezegenler ikiye ayrılmıştır. Birisi düşük hayatlı canlıların yaşadığı dünya, diğer ise zenginlik içinde daha fazlasını isteyen Zargonyan. Bu gezegende huzur ve barış vardı ancak onların kurtarıcıları olarak bilinen kahramanlar ortaya çıkmadan önce oldukça güçsüzdü. Manyaksız olmuşsun. Bu kahramanlar Zargonya'yı kendi kuralları altında değiştirdiler ve ortaya Zargonyan galaksisi çıktı. Eskiden bir gezegen olan Zargonyan artık bir galaksi Üst düzey olmuştu bir shit ve post. kontrolü altına aldığı gezegenlerde tamamen kurtarıcıların emri altına girmişti. Bu kurtarıcılar ise tüm galakside saygı ve korkuyla bakılan kişilerdi. Aşık canlıları ve doğayı korumayı kendine görev edinmiş olsa da sevgilisi Maşu'yu aramaktan süper kahramanlığa çoğunlukla vakit ayıramıyor. Gökhan abi kurtarıcıların sağ eli olarak gözdesi dünyayı en büyük tehditten, kurucuların başı Kaan Felix'ten korumaya çalışıyordu. Zargonyan o sabah sakin bir şekilde uyanmasına rağmen Gökhan abi aldığı korkunç haberle sarsıldı. Kara gümrük yanıyordu. Müthiş hızı ile birkaç saniyede kara gümrüğe ulaşan Gökhan abi o büyük yangının içinde kalan suçsuzları kurtarmaya çalışırken bulutlarla kapanmış gökyüzü birden açıldı ve parlak göğün üstünden Kaan Felix çıkageldi. Demek hala bu aptal insanlara yardım ediyorsun ha. Seni anlamakta zorlanıyorum Gökhan abi. Orası belli oluyor, dedi Gökhan abi. Nefes nefese kalmıştı. Yok hayır gerçekten. Bu insanları neden kurtarıyorsun ki? Onların içinden yetenekli bir shitposter çıkacağını mı düşünüyorsun? Bu imkansız. Zargonya'dakiler bile sürekli banlıyor. Düşün, zihinleri Sizi çok iyi bebekleri müthiş genlerle güçlendirilmiş Zargonyalılar bile banlıyor. Böyle rekabetçi bir ortamda bu zayıf insanlar nasıl hayatta kalacaklar ki? Yardım etmekten zarar gelmez Kaan. Şu adamı görüyor musun? Enkazın altında kalmış. Lütfen ona yardım et. İnan bana, kara gümrükler farklı. Onunla tartışmaya girebilirdi ancak bu sefer içinden o adama yardım etmek geldi. Kaan'ın basit bir kuralı vardı. O hissettiği gibi yaşardı. Yanına gittiği adam kurtarılabilir bir durumdaydı. Hafif kanamalar ve çizikler dışında bir sorunu yoktu. Yaşayabilirdi. Bu da ben. Kaan Felix ise kuşkuluydu. Bağladığı kıvırcık saçlarını düzeltip adamın yanına sokularak fısıldadı. Nerelisin? Şaşkın adam kekeliyordu. Kastamonu. Kırklareli. Konyalı. Ne? Diyerek olduğu yerden fırlayarak tepesindeki binayı oynattı ve adamı dolaylı yoldan öldürdü. Kaan'ın ne yapacağını anlamış Gökhan abi ne kadar hızlı davrandıysa da adamı kurtaramadı. Bu kadar kolay bir ölüm karşısında sarsılmıştı. Gözyaşları içinde Kaan'ın kızarmış gözlerinin içine baktı. Gözleri lazer atmaya her an hazır gibiydi. Bunu neden yaptın ha? Sanki herif seni bıçaklamış gibiydin. Önce biraz nefeslendi Kaan. Oh. O bir Konyalıydı. Yani bu onu öldürmen için geçerli bir sebep değil. Evet, geçerli bir sebep. Lanet olası herif bir Konyalıydı. Konyalıların benim hayatımdan neler çaldığını sen de gayet iyi biliyorsun. Yarayı tekrardan açmayı deneme. Canı yanan sen olursun, dedi ve gözlerinin kızarmasına engel olarak havalandı. Gökhan abi ise o gittiği gibi kara gümrüğü toparlamak için harekete geçti ancak ortada bir kara gümrük kalmamıştı. Kara gümrük tamamen yanmıştı. Paşam merhaba. En sevdiği insanların yaşadığı kara gümrüğün böyle harap edilmesinden hiç memnun olmayan Gökhan abi tekrardan Zargonya'ya döndü. Sokaklar yetenekli veyahut hırsız shit posterlarla doluydu. Hepsi okyanus denilen makineye posterini atıyor ve sonrasında dua ediyorlardı. Tanrım, lütfen kabul olsun. Lütfen kabul olsun. Komik değil, 10 gün ban. Bunun için çok uğraştım efendim. Çok uğraştım. Komik değil, 20 gün ban. Acı nasıldılar? Bu galaksiyi onlar sürdürüyordu ancak onlar kontrol etmiyordu. Tek bir güç vardı ve o da gücünü asla paylaşmayacak olan Kaan Felix'ti. Gökhan abi ise şimdilik bunlara kafa yoramazdı. Kaan'a söylemesi gereken önemli şeyler vardı. Zargonya'nın merkezinde olan kurtarıcılar binasına girdi ve Kaan'ın yanına yaklaşarak şöyle dedi. Biliyorum üstüne çok fazla yeminler ettim. Bir daha asla dedim. Ancak yardım etmen gerek. Kara gümrüğü yakanı bulmam gerek. Şimdi daha ilginç olmuştu iş. Peki kimden şüpheleniyorsun?
Herkesin bildiği bir adam vardı kara kemikte. Taksici Ramazan. Onun yaktığını düşünüyorum. Sen onu geç. Gerçek Bana kara yardım gümrüğe edecek bağlanıyor. misin? Tabii ki edeceğim. Ama önce aşığı bulmamız lazım. Hatırladın mı? Onun nerede olduğunu tespit ettin mi? Kazıntı abi diyor ki Önce konveyanın 42. kırık dudaklarını açtı. Sonra derin bir iç geçirdi Kökan abi. Beyaz lastikten yapılma kolları birbirine geçirip kanı sinirlendirmeden. Yavaşça konuştu. Konya'daymış. Şakanın boku çıktı. Dedi Kaan sertçe. Sesi hiç de rahatlatıcı gelmiyordu. Kızarmış gözlerini Gökhan abiye dikti ancak Gökhan abi de tık yoktu. Öylece bekliyordu. Ciddisin yani. Dedi yorgun bir şekilde. Gökhan abi evet diyemeden ise çöktü odana zeminine. Bilincini kaybetmişti. Gözlerini açmayı denedi, başaramadı. Biraz daha zorladı ancak olmuyordu. Uyanamıyordu. Sonrasında yavaşça kendiliğinden açıldı gözleri. Üstünde bir tişört ve altında bir şort. Saçları bir bandana ile toplanmış ve önünde birkaç monitör ile monitörün içinden hızlıca geçen yazılar. Gözlerini kıstı, doğruldu ve şöyle dedi. Chat? fuck? İçinde can... Sonunda bayılmışım Lore buna çıktı en sonunda bırakayım. Lore yok. Uyuyakalmışım yayında. Size atıyorum. Gerçekten inanılmaz bir twist vardı yani. Komple bütün hepsini boşa dinlemiş olduk yani. Oha, sadece oha yazacağım çünkü. Kitap zaten baksana adam yazmış komple, inanılmaz. Fuck, güzeldi ya. Bayağı iyiydi bu arada bu ya. Bayağı iyiydi yani. Bölüm 2 var bir de. Allah. Ne yaptınız chat? Bölüm 2'yi bugün izlemeyeceğiz ama. Saat çok geç oldu çünkü oyuna geçmemiz lazım. İzleyelim istiyor musunuz? Çok uzun ya izlemek, dinlemek. Dinlemek, izlemek. Beş dakika hadi Ne dinleyelim. yaptınız chat? Bugün yine gülme challenge yapacağız. Dın 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 Full dın 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 dın. benle taş yak gitti. Nostalji tüm içini kaplamış gibiydi Kaan'ın. Bu odaya, bu yayın yapıp eğlendiği günlere, bilinci yerine gelene kadar döndüğü için bile mutluydu. Tekrar değer Geri verdiği Chet uyandık. ile birlikte olmak onu sevindirmişti ancak ters giden bir şeyler vardı. Zihni artık tamamen yerine gelmiş ve önündeki yazıları seçebiliyordu. Bu yazıların içinde emoji veya komik şeyler yoktu. Yazıların hepsi bir kaybı, kazancı veya yenilgi ile zaferi anlatıyordu. Ne? Koltuğunu arkasına döndürdüğünde ise hiç beklemediği bir şey gördü. Burası Kaan'ın eski odası değildi. Özel olarak yüksek teknolojiyle tasarlanmış bir askeri üstü. Dur Efendim, lan. dedi askerler tek bir ağızdan Kaan onlara döndüğünde. YouTube tayfa ile olan savaşımızda daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Size ihtiyacımız var efendim. Nasıl yani? Dedi Kaan. Duydukları onu şaşırtıyordu. Ne yapabilirim ki ben? Askerler tek bir hamle ile ona döndü. Sanki hiçbiri gerçekten yaşamıyor gibiydi. Daha fazla içerik üretmeniz lazım efendim. Daha fazla içerik üretip düşmana karşı vuracağımız hamleleri arttırmamız lazım. Hiçbir şey anlamıyorum. Sizin için çok kolay yapacağınız. Orduları aktif bir şekilde YouTube karargahına sokmak için 500 saat boyunca ara vermeden gülme challenge yapmamız gerek. Sizin ne No. kadar yetenekli bir yayıncı olduğunuz herkes tarafından biliniyor. Hayal gücünüzün sınırını zorlamak sizin için çocuk oyuncağı. Bizi de sevdiğiniz gün gibi ortada. O yüzden lütfen monitörlerinizin başına geçin. Şimdiden eksiğe girdik. 500 saat boyunca gülme challenge. Peki ya gülersem? Amaç bu zaten efendim, dedi asker gülerek. Ne kadar fazla güler ve ne kadar Bize bir fazla çete asker lazım. güldürürseniz elimiz o kadar güçlenecek. Savaş kaç gündür devam ediyor? Ben kaç gündür bu haldeyim? 3 dakika sonra 2 saat olacak efendim. Lütfen monitörünüzün başına geçin. Denileni yapacaktı. Dur Etrafında bekle. neler dönüp bittiğini bilmediğinden şansını fazla zorlamak istemedi. Telaş içinde koltuğuna tekrar oturdu ve monitörün başına geçti. Selam chat ya. Sabaton'da yaptığımız gibi tükenene kadar devam o zaman. Dışarıdan rolünü iyi oynasa da ne yapıyorum ben diyordu kendi kendine ekrana bakıp kahkahalar atarken. Bu hale nasıl geldim? YouTube tayfa neden bize savaş açtı? Elimizde nasıl sadece 2 saatlik kaynak kaldı? Anlamıyorum. Anlamıyorum, anlamıyorum. Aşık. Hatırlıyorum.
Bunların hepsi aşık yüzünden gerçekleşti. Aferin sana, dedi sırtından gelen bir ses. Sen de kimsin? Unuttun mu beni ha? Kim geldi? Orçun ben. Senin yarattığın, besleyip büyüttüğün, bu hale getirdiğin orçunum ben. Benden kaçmak, no, beni unutmak istiyorsun ama yanı başındayım işte. Kader mi yoksa yazgı mı artık ne dersin bilmem, anca insanın en çok kaçmak istediği şeyin kendi standı olması da ironik tabi. Ne? Diyerek sarsıldı Kaan. Yaptığı yaratığın şekilsiz yüzüyle sanki bir kaza geçirmiş de. Bir dakika, siz gelenleri siz canlandırın, durun. Bu yüz onu çok rahatsız ediyordu. Benim standım aşık bir kere. Yalan söylüyorsun. Diyerek bu durumdan kaçmaya çalıştı. Orçun'u görmek istemiyordu. Ancak Orçun'un dirineceği belliydi. Aşık seni terk etti. Yoksa unuttun mu? Brando ile olan savaşından hemen sonra senden ayrıldı. Ve kendi standı olan maaşı aramaya başladı. Aslında üstünden fazla hiç mi değil? Taş çatlasa birkaç ay oluştur. Bunların hepsini nasıl unutabildin ki? Brando. Brando. No! Onu da hatırlayamıyorum. Ancak ne yapmam gerektiğini biliyorum. Dedi ve koltuğundan kalkarak doğruldu. Orçun ise gülümsemeye devam edildi. Bildiğin tek bir şey bile yok. Brando seni öyle güzel patakladı ki kendi adamların bile karşı tarafa geçti. Standını kaybettin, dostlarını kaybettin ve geride bir tek hayal gücün de kaldı. Sen kaybettin Kaan Felix. Kabul et artık. Elindeki hayal gücüyle ancak bu kadarını alıştırabiliyorsun. Brando seni ölüme terk etti. Zayıflığını o da biliyor. Hatta şimdilerde belki de aşığın peşine düşmüş ve seni çoktan unutmuştur. O kadar da değil Orçun. Diyerek alevlendi Kaan. Benim adım Kaan Felix ve shitpost'un beşiği olarak her zaman benim yanımdaki insanları güldüreceğim. YouTube tayfa savaş mı istiyor? O halde onlara istedikleri savaşı vereceğim. Ancak affetmekte de gaddar davranmayacağım. Onlar benim insanlarım. Kızdı. Benim takipçilerim, anlıyor musun? Madem benim standımsın, o halde bana yardım edeceksin. Bu yolculuk hiç kolay olmayacak Orçun. Brando'yu yenene kadar durmayacağımdan da emin olabilirsin. Şimdi söyle. Benimle misin yoksa değil misin? Ya ben senin standınım ve adam elbette ki seninleyim ya, sonuna kadar. Babalığı da çağıracak mıyız? Hayır, dedi Kaan Felix kesin bir şekilde. Babalığın yapacak kendi işleri var. Bunu sen ve ben yapacağız. Peki patron, istediğin gibi olsun yani. Bu iş bittikten sonra da seni tüm Twitch'ten banlayacağım. Bana karşı olan nefretin göz önünde bulundurulduğunda buna yapacak pek bir şeyim yok açıkçası. İstediğin gibi olacak. Merak etme. Bundan sonra Kaan Felix Orçun'u da yanına alıp dışarı çıktı. Kararlı gözleriyle yanıp tutuşurken arkasındaki askerler ona gitmemesi için yalvarıyordu. Efendim, YouTube tayfayı bırakın biz halledelim. Siz bizim için çok değerlisiniz. Lütfen dışarı çıkmayın. Umrumda değil. Onların liderlerinin ismini söyleyin sadece. Zor olan kısım da bu işte efendim. Onların bir lideri yok. Hepsi tek bir organizma ve kaynakları sınırsıza yakın. Umrumda değil. Bunların hepsine YouTube ve Twitch tayfayı ayırarak ben sebep oldum. Şimdi çözümü için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Keyboard'umu verin bana. Bu akşam müzikli shitpost yapacağım. Orçun, Alonzo'nun dansı çalmaya başla. Ne oluyor lan? 5 aydır video atmıyorum. Aa! Kanalım ödüyor. Aa, Mert ne alaka? Bitmiş oğlum. Ne yaptınız chat? Aa! Uyandı. Uyandı sonunda. Vay be. Hayatımda bu kadar ruh hastası bir şeyle karşılaşmamıştım gerçekten. Eline sağlık. Bugün de Reddit bu kadar işte. YouTube tayfa. Abi hikaye nereye geldi abi? Oğlum hikaye nereye geldi ya? Hala olmuyor musun? Evet. Seçim 0-4-9 varsa... Başarılı chat.